İyi akşamlar Sayın KRT izleyicileri. Gerçeği duymaya hazır mısınızlar da programla? Tekrar sizlerle birlikteyiz. Birdenbire ilk dilim. Çağla, seni görünce heyecanlanıyor muyum? Ne oluyorum? Evet, Çağla Yüksel'le beraberiz efendim. Cinsellikten tinselliğe doğru şöyle bir geçiş yapacağız. Programı asla kaçırmayın derim. Çağla Yüksel, don terapi uzmanı kendisi ama İnsan olarak biz kendisini takdim edeceğiz değil mi Çağla? İnşallah. Evet. Çünkü insan olmak çok önemli bir şey aslında. Gerçekten çok olabilecek önemli bir şey. Alınabilecek en zor ünvan bence insanlık ünvanı. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum canım. Yani gerçekten çok yoğunsun ve vakit ayırıyorsun, geliyorsun. İzleyiciler tarafından da çok istek alıyor senin programların. Çok çok teşekkürler. Bugün cinsellikten tinselliğe diyeceğiz. Yani bedenden ruha doğru nasıl bir çıkış oluyor? Bu cinsellik dediğimiz nedir, ne değildir? Tabii hepsi kadın ve erkekte bitiyor. İnsan kadın ve erkeğin bir olduğu değil mi bir beden, yani hem eril enerjinin hem dişil enerjinin eşit gelip o dualiteden tekliğe geçtiğimiz yer. Bu da tabii bedensel olarak cinsellikte oluyor. Diğer halleri de anlatırız belki ama Çağla'cığım bu hafta dedik ki cinsellikten nasıl geçiliyor? Çünkü birçok şeyi bilmediğimiz gibi cinsellikle ilgili de bilmediğimiz çok şey var. Kendini anlatır mısın demeyeceğim. Herkes seni tanıyor. Çok şükür. Don terapi. Evet, Allah'a şükür. Ve de bilhassa işte bu duruşlarımız, omurga, sen esas bu konularda uzmansın ama bütün bunlar zaten insan olmanın bir şeyi. Buralarda yaptığımız hatalar enerjimizi de yok ediyor. Çünkü biz enerjiden başka bir şey değiliz. Biz. O enerjiyi bozan olaylar. Şimdi ilk önce kadın ve erkek. Kadın ve erkek olmayı biliyor muyuz? Cinselliği biliyor muyuz? O birleşmeyi biliyor muyuz? Hangi boyutta birleşiyoruz? Bütün bunlara cinsellikle başlayalım. Ne dersin? Başlayalım. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum çağırdığın için. Yani ben teşekkür ederim. Bugün çok özel bir gün. Dün yeni bir aya giriş yapıldı. İşte Başak'ta yeni bir dönem başladı. Programın hani her şey olacağına varıyor. Programın bugüne ayarlanması, hani bugüne olması, hani öncü bir burçta, dişil bir burçta, toprak enerjisi bir burçta başladığımız hasat zamanı olan şefaat enerjisinin, hizmet enerjisinin maksimuma başladığı bir dönemde biz şu anda seninle bir program yapıyoruz. Çok güzel. Onun için zamanlama 10 numara çok denk Harika. Geldi. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şimdi ben aslında omurgacıyım. Beni tanıyan herkes biliyor ki ben aslında insan bedeninde iskelet sistemini diziyorum ve iskelet sisteminin dizilmesini öğretiyorum. Çünkü eğer biz omurgayı dizemezsek, iskelet sistemimizi doğru postürde kullanamazsak zaten insan bedeninin kullanma kılavuzuna aykırı davranacağımız için otomatikman bedende ne dişil enerjiyi ne eril enerjiyi dengeleme olasılığımız kalmıyor. Cinsellikten kastımız aslında kadın mıyız, kadınlığı biliyor muyuz, erkek miyiz, erkekliği biliyor muyuz? Çünkü bizim kendi dualitemizde kadın tarafımızı ve erkek tarafımızı tamamladığımızda aslında cinsellik ve arkasından ruhaniyete varan, ezoterikte baktığında daha ruhsallığa gelen cinsellik, varoluş boyutuna geçebilme imkanı var. Çünkü evet. Orada zaten cinsellik, ya bir cinsiyet yok. Yok. Kadın yok, erkek yok. Sadece bir varoluşun kendisi var. Bununla ilgili bedendeki enerjileri dengeleyebilmek için, cinselliği tamamlayabilmek için aslında yapacağımız ilk iş gene dönüp dolaşıp omurgaya geliyor. Bir insanın eğer omurgası yerinde ve merkezde değilse, özellikle kuyruk sokumu merkezde değilse, maalesef o bedende doğru bir enerji akışı olmayacak. Çünkü biz sadece et kemik değiliz, aslında muazzam bir elektrik kanalıyız. O kadar her tarafımızdan bir kanal akıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla eğer bu kanalları biz tıkadıysak, zaten cinsellikten ya da cinsiyetten, kadın ya da erkek olmaktan, eril ya da dişil olmaktan hiçbir şekilde bahsedemediğimiz gibi ruhsallığa, tinselliğe de hani gelme olasılığımız aslında çok ciddi şekilde sekteye uğruyor. Evet. Bu bedeni dizmekle ilgili, omurgayı düzeltmekle ilgili daha evvelki ilk programda yaptığımız, o zaman daha detay egzersizleri göstermiştim evet. ama
kanalların açılabilmesi için onu çok basit hızlı bir şekilde şimdi mi yoksa daha sonra mı, hani bacak boyunun eşitlenmesi, kalçanın dengelenmesi, omurganın kendi yerine alınması ile ilgili egzersizlerini şimdi mi gösterelim? İstersen yoksa... şimdi göster, çünkü ondan sonra cinsellik olayına geçtiğimizde hani yeniden bunlara gelmeyelim. Tamam, doğru. Şimdi gösterebilirsin. Tamam. Seni böyle çünkü alabiliriz. Tekrar ve tekrar şeyleri söylüyorum. Bedende dişil ve eril enerjinin dengelenebilmesi için muhakkak bedenin dengede kafatasının karşıda olması lazım. Zira en aşağıdan yukarıya kadar kafatası eğer karşıda değilse, bu şekilde kullanılamıyorsa, otomatikman hiçbir şekilde omurga üzerinden akışta bir kısıt olacak demek oluyor. İlk yapacağımız işlem bacak boyumuzla ilgili. Hatta onun için şey demiştik, mesela şu anda bile herkes şunu yapabilir, ellerine bir ayna alıp aynada kendi yüzlerine bakabilirler. O aynaya baktıklarında mesela bir göz yukarıda, bir gözü aşağıda, bir kolu yukarıda, bir kulağı aşağıda görebilirlerse, eğer yüzde bir asimetri varsa, bilsin ki o kişiler muhakkak kalçada bir asimetri var. Ve kalça dediğim yer kuyruk sokumunun, bütün leğen kemiğinin olduğu bölge, sakrumun olduğu bölge. Çünkü bedende kalça ve yüz birbirine asimetrik ayna etkisiyle çalışır. Şimdi dolayısıyla ilk önce bacak... Bir şey sorabilir miyim bu arada? Yüzünü bilmem ama ben böyle yürürken insanların şeyini çok görüyorum. Ya sağ ya sol omuzu eğri. O ne? Yani o da aynı olayı yaratıyor mu? Kesinlikle gene aynı olayı yaratıyor. Eğer senin omuzlarından bir tanesi, ki burası dişil taraf, burası aşağıdaysa zaten dişil enerjiyle problemim var. Sağ taraf eril enerji, gelecek enerjisi, burada bir sıkıntı varsa gene burada bir problem var. Yani sonuçta bunlar tamamen dengede olması lazım. Ama bunların düşük olabilmesi için muhakkak aşağıdan, çünkü yer çekimine karşı yaşıyoruz ya, aşağıda kanalın bacak boyunda bir farklılık olması lazım. Eğer bacak boyunda farklılık yok ise zaten omuzun bozuk olması ve olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi göstereceğim. Çok arka arkaya hızlı bir şekilde göstereyim. Aslında herkes kendini, kendi bedenini 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika içinde yaşam tarzı olacak şekilde bunları oturtturduğunda zaten herkes otomatikman direkt enerji, hani kanal bağlantısını otomatikman dişilde ve erilde daha hızlandırmış oluyor. O hızlandırmayı yaptıktan sonra cinsellikten cinselliğe ulaşmak çok kolay olacak bizim için. Şimdi hızlıca egzersizleri göstereceğim önce. Bacak boyunu eşitleyebilmek için ben hep egzersizciyim. Şimdi ben uygulamacıyım. Bacak boyundaki farklılığı düzeltmek için tek ayağımı havaya kaldırdım. Elimi şuraya aldım. Buradan yukarıya doğru basınç gösterirken sanki aşağıda bir şey pompalıyormuş gibi şurayı aşağıya aldım. Kendi bacağımı aşağıda bir şey yapıyorum. 3-5 tane bir tarafıma yaptım. 3-5 tane bir tarafıma yaptım. Aslında otomatikman bacak boyumu eşitlemiş oldum. Yatarken şu bana gösterdiğinde bunun aynısını yatarken yaptım. Evet, süper. Aynısını. Çok kolaylıkla. Evet, çok kolaylıkla. Ama bir şey söylemeyelim. Evet. Korkuyorum ben de. Şuradan yakaladım elimi. Aşağıya doğru bacağımı indiriyorum. Aşağıya ben onu bir havluyla doğru yapıyorum. Aşağı, hani... Evet, havluyla yapılması daha doğru. Ben havlu getirmediğim için elimle gösteriyorum şimdi. Evet. 3-5 tane bu tarafa yaptıktan sonra 3-5 tane diğer tarafa yapıyorum. Hatta çok güzel oldu yaptım. Çünkü geçen programda, kadınlık enerjisi programında konuştuğumuzda psoas kasından bahsetmiştik. Evet. O kasın açılabilmesi için de şu kasık bölgesinin, bikini bölgesinin masajlanması gerektiğini söylemiştik. Buraya dikkat etmemiz lazım. Biraz sonra bu kasık bölgesinin çok önemli olması cinsellikte de ne kadar önemli olduğunu anlatacak Çağla. Direkt etkileyecek, direkt etkileyecek. Çünkü bizlerde eğer bu bölge açık değilse, zaten şurasıyla omuzlar, çünkü bedende sırtla karın birlikte, göğüsle bel birlikte çalışır. Eğer bu birliktelikte bir problem varsa sanki hani böyle kasarmış gibi şu hale gelir. Ve omuzlar önde olan birisinin kafatasının önde olması olasılığı yok. Evet. Ve bu zaten otomatikman sistemin temiz enerjisini diyeyim. Çünkü o kadar çok enerji var ki. Evet. Temiz enerjisini bedenine, köküne indiremeyen kişiye denk geliyor bu bedenlerde. Kasıklarımızı açtık. Çok basit, hemen leğen kemiğimizi üstüne elimizi koyduk. Arkaya doğru hareket ettirirken leğen kemiğini yerine aldık. Mesela burası çok ilginç bir şeydir. Jinekolojik muayenelerde şeyler geliyor. Diyor ki bana, yumurtalığımın bir önde bir arkada. Ya da adetlerinde düzensizlik var ya da kabızlık var. Yani çünkü bu alt leğen kemiğinde işte kalın bağırsaklar var, rahim var, yumurtalık var, daha yukarıya doğru böbrekler. Alt batın organlarında manasız bulunamayan hastalıkların bir kısmında leğen kemiği dengelendiğinde otomatikman geçiyor. Evet. Özellikle adet düzensizlikleriyle ilgili, adetle ilgili sancılı durumlarla ilgili. Leğen kemiğini eşitledim. Leğen kemiğini eşitledikten sonra bel omurlarımı yerleştireceğim. Hareket halindeyim. Yürüyorum. Yürüyormuş gibi yaparken
Vuruyorum. Ve vurduğum her yerde aslında bütün meridyenleri açıyorum. Kasların üzerinde. Hem meridyenleri açıyorsun. Bu dolaşımı bile ayrıca şey yapar. Kesinlikle. Hücreler birbiriyle haberleşiyor. Evet. Çünkü bizim bedenimizde her bir hücre aslında canlı. Evet. Ve bu hücre, buradaki hücreyi, buradaki hücreyi hepsi birbirini tanıyor. Evet. Ama birbirleriyle arada iletişimler kesiliyor. İletişimi tekrar canlandırabilmek için bunu yaptırıyoruz. Şey var, ilim Çin'de olsa bile bulunuz. Hadi evet. Gidin alınız falan şeyini. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. İlim Çin'de gidin onu oradan alın gelin der gibi. Çünkü bu meridyenler akupunktur noktalarına baktığında aslında onların hepsi bedenin enerji akış kanalları. Evet. Yine cinsellikle çok alakalı, cinsiyetle çok alakalı. Eğer bu kanallardan birinde bir tıkanıklık varsa, o tıkanıklığı akupunktur ya da benzeri bir şekilde, bizim burada akupunktura şu an ihtiyacımız yok, onun yerine bunu açıyoruz. Alt bel omurlarımı yaptım, evet. Dengeledim. Yukarıya sırtıma doğru geleceğim. Burada bu egzersizi yaparken esas olan hareket etmek. Hareket halindeyken yapıldığı için işe yarıyor. Evet. Burayı bitirdim. Burayı bitirdikten sonra sırt omurlarımı yerleştirmek istediğim için ellerimi yukarıya aldım. Hatta işte istiyorsun. Sürekli burada çünkü şöyle ilginç bir şey yapacağım. Bu elime hani özellikle göstermek evet. istiyorum. Baş parmağım. Evet, baş parmağım. Diğer parmakların hepsini geliyor. Kavruyor. Evet. Burası çok değerli. Çünkü baş parmak eğer bunu kavramıyorsa işe yaramıyor. Çok ilginç bir şey anlatacağım. Özellikle gene cinsellikte bu parmak çok değerli. Bu parmağın olduğu bölge de çok değerli. Hmm. Çünkü burası Venüs tepesi, Venüs bölgesi olarak geçer ve baş kumandan baş parmak hani bütün başta olan her şeyi simgeleyen parmaktır. Evet. Ve bu direkt akciğer hattına bağlı olduğu için aslında bizim motor gücümüzü, yaşam gücümüzü, yaşam gücü eşittir aslında kadın olmak, erkek olmak. Aslında cinsellik, yaratım enerjisi, evet. rahim enerjisi hani buradan baktı. Bunun muhakkak kapanması lazım. Ben bunu kapattığım anda sempatik sistemi devreye geçiririm. Açtığım anda parasempatik sistemi. Zaten sana bir şey söyleyeceğim. Doğarken de evet. önemli değil mi bu? Böyle mi doğuyor, böyle mi evet. doğuyor? Şöyle doğanlar yönetilecek olanlar, nüfusun %80'i. Şöyle doğanlar yönetecek olanlar ama yeni nesil açık geliyor. Vallahi. Yani yeni nesil bir acayip. Bambaşka bir şey onlar. Ama farklı genetik kodlarla geliyorlar. Evet. Yani onu inşallah enerjilerde konuşalım çünkü başka tip varlıklar geliyor. Evet. İnsan formatı dışında evet. varlıklar da var şu anda da onun için. Topladım. Sempatik, parasempatik dişil erili aktive ettim. Çevirdim ve göğsüme koydum. Bu şekilde hem kürek kemiklerimi hem de bütün sırt omurlarımı yerine aldım. Burada çok önemli bir şey yapacağım. Fibrokistik memeler için çok değerli bir bilgi vereceğim şu anda. Şu imam tahtası bölgesinden nefes vererek bütün göğsümü masajladım. Yani kaburga kemiklerimin tamamını, göğüs kafesimin tamamını masajlıyorum. Hatta tam şuraya geldiğimde imam tahtasının ucu, sternumun ucu sanki açtım. Hani içinden kalbimi çıkarttım da güneşe koydum da tekrar geri alacakmışım gibi. Şu bölgenin muhakkak açılması lazım. Bu bölge açılırsa eğer kafatası otomatikman dikelmeye başlıyor. Evet. Sonra boyun hareketlerim için kafamı sağlı ve sollu hareketler yapıyorum. Gözlerle birlikte. Bizim sayende çok ünlü olan Banane. Birçok yerde senin yüzünden bütün yerde beni gören banane sana ne diyor. Süper. Bunu da yaptım. Dolayısıyla buraya kadar aslında dengelendim. Yüz kemiklerimi dengeleyeceğim. Evet. Yüz kemikleri aslında yer çekimine karşı yaşadığım için, kalçamı dengelediğim için aslında otomatikman zaman içerisinde dengelenecek. Çünkü hep bedene doğru evet. kullanacağım. Çünkü bedenin kullanma kılavuzunu veriyoruz evet. burada. De ki acelem var, hani onu da yapacağım. Şuradan ellerimi hafif baskıladığımda, ağzımı evet. açıp kapattığımda, eğer açıp doğru yerinde değilse çok ağrı yapıyor. Otomatikman kendisi yerine evet. geliyor. Evet, ve hatta evet. bunu daha da de ki buna dokunmaya hani evet. çekiniyorsun. Wow. Şu çenemin altını ve şurayı wow frekansıyla birlikte açıp kapatırken masajlamak otomatikman gene yüz eklemlerimi şuradaki yerine cilde getireceğim. De iyi geliyor. Cilde iyi geliyor. Buradaki lipatik sistemi iyi geliyor. Tiroidlere çok iyi geliyor. İlginç bir şey. Tiroidle rahim birlikte çalışır. Şimdi cinsellikten konuşuyorken evet. mesela rahimde problem olan bir sürü insanda tiroidde problem var. Tiroidde problem olan bir sürü insanda rahimde problem var. Özellikle bu hormonlu spiraller maalesef mesela Hindistan'da bütün bu Ayurveda çalışmalarında spiral çıkartılır. Çünkü hormonlu spiraller, çünkü içinde yabancı bir şey var ve hormon ilave bir şey geliyor.
direkt tiroidi bozar. Onun için buranın açık olması, kesinlikle açık olması lazım. Ve burasıyla rahim birlikte çalışıyor dediğimiz için de bu daha evvel anlatmıştık, aslında orijinal Çin tarihe gidiyor ama Kegel diye bilinen, hani sanki tuvaletin varmış gibi de küçük tuvaletini tutuyormuş gibi içeriden rahim çalışması. Evet. Kendi bütün şey kasların çalışması. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Yani bu çalışmanın, kendinizi içeriden çekip çekip sıkıp bırakın diyor. Evet. Şimdi bunu yaptık. Beden dengede zaten. Belki televizyonların karşısında, ekranların karşısında da yapanlar vardır. Aslında şu anda beden dengelendi. 3 dakika, 5 evet. dakika, 10 dakika içerisinde. Ondan sonra bunu böyle kullanırsak zaten hep akışımız, çünkü sistemden sürekli olarak bir enerji aşk yağıyor. Aşk yağıyor. Evet, evet. Öyle büyük bir sistem, öyle büyük bir sevgi kanalı var ki. Fakat bizler, bedenlerimiz yamuk yumuk olduğu için maalesef o frekans yerine başka frekanslara kayıyoruz. Alıyor. Çünkü evrendeki bütün, yani her şey Allah diyoruz ama Allah'ın 99 adı diyoruz ki ondan arada çok daha değişik frekansları da var. Biz hangisine bağlandığımız çok önemli. Evet. Yani bedenen de, ruhen de, yani düşünce olarak da, inanç olarak da neredeyse ona bağlanıyoruz. Katılıyorum. %100. Ya, ben şu dindenim, bu dindenim hiç önemli değil. Neye inanıyorsan, korkudaysan senin bağlandığın evet Allah'tan, başka bir yerden değil. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır. Fakat bağlandığın işte o etki tepki seni devamlı bir şeyle cezalandırabiliyor. Yani ödül de verebilir ama cezalandırabilir de, bağlandığımız yerlere bedenle de diyorsun dikkatli olman lazım. Şimdi yerde ne bağlarsan gökte onu, ya da gökte ne bağlarsan evet. yerde onu bağlayacağın için bizim buradaki temsilimiz bu beden. Evet. Bu etkinlik evet. yani bu makina. Bu benim evet. ruhumun makinası, buradaki evet. bu makina. Eğer benim bu makinam yamuksa muhakkak ve muhakkak celali bir enerjiyle karşılaşacaktır. Eğer benim bu bedenim dengede ise muhakkak daha cemali bir enerjiyle karşılaşacaktır. Yani burada hani rahmani mi şeytani mi bir şeylerin ne olduğunu görebilmek için öncelikle bu bedenlerin, omurganın kesinlikle ve kesinlikle yerinde olması lazım. Ve omurga yerini almak var ya, 5 dakikalık bir iş. Herkes kendisi yapabiliyor. Çok basit çalışıyor. Sen bunu şeyde de demiştin. Şu an namaz kılan birçok kadın şeyi bozuyor demiştin omurgasını. Ya, çünkü değişik bir şekilde oturuyor. Sol uylukların üzerine oturuyorlar. Evet. Mesela şimdi cinsellik konuşuyoruz. Sol uyluğun üzerine oturduğun anda ya da bacak bacak üstüne atıyorsam, özellikle ben hani onu İslam kadınlarına yapılmış bir üçkağıtmış gibi düşündüğüm için onu niye öyle öğretiyorlar bilmiyorum. Yaptıkları anda leğen kayıyor. Leğen kaydında kuyruk sokumu kayıyor. Otomatikman omurga kayıyor. Ve benim biraz evvel bahsettiğim o kasıklardan, bütün o lenfatik sistemin geçtiği, pusuas dediğim, korku kası, ruh kası dediğimiz kapalı bütün hafızanın oraya depolandığı yer, orası tıkalı. Bu kadının, tıkalı olan kadının, yani namaz kılıyor kılmıyor çok önemli değil. Tıkalı olan birisinin dünyaya getirdiği bir bebekte aynı tıkanlık devam edecek, çünkü o anne ona öğretiyor olacak, bilgi öğretiyor olacak ve oradan bu bilgi eksik gidiyor olacak. Sonra o, ya kadın çünkü iyileşirse dünya iyileşiyor. Aynen. Kadın dengelenirse dünya dengeleniyor. O kadar erilin olduğu bir toplumdayız ki şu anda. Ama işte orta çağdan beri başlayan bir sistemin getirdiği bir şey bu. Şu andaki zulmü yaratan sistem kadını bastırarak şefkati bastırdı. Evet. Yani içindeki dişil enerjiyi bastırdı. İletişimi bastırdı. Her şeyi bastırdığı için doğal olarak şu anki kadınlar bile şey. Kadın olduğunun farkında değil. Değil. Çünkü her tarafı tıkalı bir inabla. Kasıkları tıkalı. Evet. Kasığı tıkalı. Göğsü kapalı. Birisinin eğer göğsü kapalıysa yapacak hiçbir şey yok. Yani göğsü açmadan zaten o hani rahmani dediğimiz kanala bağlanılması mümkün değil. Şimdi enerjiyle o kadar karışık bir dönemdeyiz ki her taraftan frekans yayını evet. var, subliminaller var, sembol bilimi kullanılıyor. Bayağı bildiğin şey vardı, Doctor Strange diye bir film vardı. Hmm. Hani evet, şey yapıyor. Evet. Bildiğin Doctor Strange zamanını yaşıyoruz. Ya öyle bir dönemde hani iyilerle kötüler, ya farklı frekanslar, dualite içerisinde. Çünkü evet. dualite olan bir sistemde yaşıyoruz. Ve dualitenin üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Yani o iyiyim kötüyümü de bir yana bırakın. Yani o bilince çıkmamız gerekiyor. Bazıları da ay ben çok iyiyim işte. Gene iyi bile olsan dualitenin bir kenarındasın. Yani iyiysen dualitenin kenarındasın zaten. Evet. Kötüysen de dualitenin kenarındasın. Aynen öyle. Aslında cennetteysen de dualitenin bir kenarındasın. Cehennemdeysen de bunları ah bir anlasak ah.
Ay inşallah anlarız. Anladığımızda insan olmanın onu hani onu şey kamil insan diyeyim. Hani insan olmanın yolunda doğru gidiyor olacağız. Onun için tinsellik dedik. Çünkü evet. Tinsellik dediğinde aslında hakikaten burada bir cinsiyet yok. Tamamen hani spiritüel falan deniyor ama ben spiritüel kelimesini de çok sevmiyorum. Çünkü spiritüelde de hala bir şeyler orada daha... O bir şeyler her yerde var biliyor musun? Her yere çünkü gelip sokuluyor. Evet. Yani o olayın içine giriyor o dediğin enerjiler. Eğer biz cinsiyetimize vakıf olup, cinsellik dediğim orası, kendi içimizdeki kadını ve erkeği dengelediğimizde, zaten tinselliğe geldiğimizde hastalık olmadığını göreceksin. Mucize gibi bir gün içerisinde, bir an içerisinde hastalıkların yok olduğunu göreceksin. Yaşanan örnekler var çünkü. İnanılmaz bir şey. Ama oraya işte nasıl geleceğiz? Hep beraber geleceğiz. Geliyor olmamız lazım. Çünkü şey, hani öyle bir dönemden geçiliyor şu anda. Onun için bu kadar bazı, insan bazı yardımlar da geliyor biliyorsun. Geliyor. Çok şükür elhamdülillah. Geliyor yani insanlar fark etmeden aktive edilebiliyor. Ya orayla ilgili çok komik bir şey söyleyeceğim. Bu hastalıklar, bu geçen bir hani bu ishal krizi oldu, onlar oldu, bunlar oldu. Şimdi çok ilginç hastalıklar var, gelenler var. Hastalığın adı belli değil. Ne olduğu belli değil, tanım konulamıyor zaten. Bunlar sanki şey gibi, hastalıkla aslında tekamül sürecinde bir şeyi tamamlıyorsun. Yani çünkü bir hastalık eşittir zihinde aslında bir problem var demek. Yani senin orada çözemediğin bir problem. Onun karşılığında zaten hastalık geliyor. O hastalığı çözebilmen için zihnindeki o kalıbı değiştiriyor olman lazım. O kalıp değiştiğinde zaten hastalık da kendi kendine yok oluyor. Eğer bunları biz kendimiz farkındalıkla yapamıyorsak, öyle bir sistem çalışıyor ki şu anda tamamen matematiksel denge içerisinde. Mesela geçenlerde olan bir bu ishal krizi. Ben o zaman yurt dışındaydım ama hani Türkiye, Yunanistan, Almanya, Amerika fark etmedi. Her tarafta İshal aldı geçirdi, kırdı kendini. Hastanelere millet gitti. Hatta evde olanlar, ilaçlar devamlı herkes ishaldi. Şaka gibi. Çünkü o ishal sanki şey gibi, hani bedenler upgrade olmak üzere, bilinçler yükseltilmek üzere sanki bir çalışma yapıldı. Sanki diyorum ya, o kadar enerji boyutunda ilginç bir şey oldu. E şimdiki şarbon ne? O da şaka gibi. Nereden çıktı? Niye çıktı? Hani gene burada bir uyumlanma var. Yani burada negatiflere de uyumlanma var, pozitiflere de uyumlanma var ama uyumlanma var. Yani şu anda çok dikkat etmemiz gereken, zihnimizi hep temiz tutmaya çalıştığımız, kadını ve erkeği içimizdekini doğru kullanacağımız bir sürecin içerisindeyiz. Ve zihin o kadar önemli ki bunun da en önemli şeyi şu placebo ile nocebo'dur. Yani hakikaten hiç alakası olmayan bir ilacı alıyorsunuz. Placebo inandığınız zaman zihniniz buna inanıyorsa etkisini görüyorsunuz. Çok etkili bir ilacı alıyorsun inanmayarak nocebo denilen hiçbir şey olmuyor. Yani her şeyi yapan gene sensin. Kesinlikle. Her şey bir araç. Kesinlikle. Benim öyle çok basit ya komik ya trajik komik bir anım var. Ayvalık'tayım. Abim, hanımı oturduk yemek yiyeceğiz. Oranın en lüks restoranlarından bir tanesi. Son derece de pahalı. Denize sıfırım. Camın yanındayım böyle denizi karşıma aldım. Camın kenarında şey gördüm. Beyaz bir şeyler. Aa dedim tuz koymuşlar. Tuz koymuşlar deyince ha. Parantez içinde bir açıklayıver. Tuz ne işe yarıyor? Şimdi, hatta sirkeyi de ekle ona. Tamam. Şimdi şöyle biz hani hep bir görünmeyen alemlerde bizle birlikte yaşadığımız için 18 bin alem iç içe hani hangisini görürüz hangisini görmüyoruz o bizden üstün olan alemler bizi görüyor bizden bilmem ne olanlar falan gibi. Şimdi bazen öyle negatif döngüler oluyor ki o negatif döngülerden kurtulmak için mesela ben kendi evimde camlarımın önüne tuz koyarım. Enerjileri bloklasın diye özellikle negatifi. İşte kara saplı bıçakla camları kapıları pervazları çeviririm. Ayetel kürsü okurum. Sirkelerim ki gelebilecek olan negatif bir şeyden hani kendimi engelleyeyim diye. Ben de banyoda bir sirke ve kaya tuzu bulun, Himalaya tuzu bulunduruyorum. Ara ara böyle bir şeyler yaşadıysam üstüme geliyor gibi hemen kendimi sirkeleyip tuzluyorum. Süpersin. 10 numara bir şey yapıyorsun. Evet. Ben çünkü normalde yemediğim hiçbir şey bedenime sürmediğim için Ben hani şampuan da kullanmıyorum. Ben normal sirkeyle yıkanıyorum. Ve her gün muhakkak tuz banyosuna giriyorum. Çünkü her gün enerjilerin içerisinde insan bedenleriyle çalışıyorum. Eğer sen bedenine zaten tuz banyosu yapabiliyorsan, hatta tuzla olabiliyorsan, hadi adı peeling falan da değil, bütün enerjiler gene akar bedeninden. Üstünden sirke çevirebilirsin. İşte çeşitli tütsüler, kokular yapılabilir. Sabun gibi bende duruyor onlar. Sirke ve tuz. Bence %100 10 numara bir şey yapıyorsun. Fakat ben tabii şoka girdim. Ayvalık'ta şeyi görünce
Allah'ım dedim ya, bu ben gibi bana benzer uygun bir yer buldum. Hani burası pahalı bir yer ama olsun dedim, hani şey güzel. Baktım tuz değil. Bir daha baktım. Aa dedim, karbonat mı acaba? Merak ediyorum acaba karbonatla da böyle bir çalışma yapılıyor mu diye. Dokundum. Ağzına şeyi sürdüm. Tadına baktım. Şey de değil. Karbonat da değil. Anlamadım tadının ne olduğunu. O sırada yengem garsona sordu. Buraya serptiğiniz şey nedir diye. Garson şöyle cevap verdi. Böcek zehiri. Dedi ve ben şey, hani elim ağzımdan çıkmış durumda şöyle oldum. Böyle gözlerim bayılıyormuşum gibi oldum, bir tarafa doğru düşerken Çağla saçmalama kendine gel dedi. Direkt plasebo. Ay, aynen öyle. Ya yani zihin bu kadar güçlü. Aynen öyle. Zihinde çünkü bir kalıp olduğunda, o kalıbı değiştirdiğinde ya da bir şeye inandığında, bir eski bir Yunan atasözü var. İnandığın bir şeyi söylersen kurtlar, kuzlar, kuşular, herkes sana inanır. Evet. İnanmadığın bir şeyi anlatırsan ya da yalan söylersen İnsanların bir kısmı inanır, bir kısmı inanmaz diye. Çünkü bu öyle bir enerji frekansı ki, inandığın zaman zaten iyileşiyorsun. Sadece iyileşeceğine inanmış olmak bile iyileşmeyi yanında getirebiliyor. Var mı soru? var sorular var da bu arada onlara bakıyorum ama seni kesmek de istemiyorum. Mesela Turing Kafkas, bugün diyor doktora gittim dizlerimin ağrıları için diyor, eklem fareleri olduğunu öğrendim. Ameliyatsız nasıl tedavi olabilirim diye soruyor. Diz, diz için özellikle şunu söyleyeceğim. Lütfen bacak boyunuzu eşitleyin. Kasığınızı açın, kasığın açık olması lazım. Dizin önüne ve arkasına bacak hareket halindeyken, yani hemen alt bacak göstereyim de ki oturduğum yerdeyim. Oturduğum yerde bacağımı hareket ettiriyorum. Üstünü ve özellikle arkasını, çünkü bunlar hep negatif enerjilerin bulunduğu yerler. Hayır, o arkası bende de oluyor da arkası hakikaten enteresan. Çünkü arkada genellikle top olur, bir sıkıntı olur, bir kasık, bir şeyle olur. Oranın açılması lazım ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Dizle mesane birlikte çalışır. Dizle neresi? Mesane, çiş, birlikte çalışır. Vajinayı kasıp bırakmayı, o mesaneyi yukarıya çekme egzersizinin yapılıyor olması lazım ki direkt fark ettirecek zaten. Dizin ileri aşamasında, çok ileriye gittiğini şeyden anlarsın zaten, idrar kaçırma olabilir. İdrar, ya çok anormal boyutlardan bahsetmiyorum, evet. Ameliyatlık boyutlardan bahsetmiyorum ama idrar kaçırmaların büyük bir kısmı kalça eklemi, kuyruk sokumu yerine geldiğinde, kasıklar açıldığında, vajina kasılıp bıraktığında dizle birlikte iyileşiyor. Dizle mesane birlikte iyileşiyor. Ayrıca diz için, koca karı ilacı diyeceğim ama 10 numara, çiğlik, acı bal, kestane balı ve zeytinyağı. Üçünün birebir karıştırıldığı, de ki 10 gram, 10 gram, 10 gram. Kaçırdıysanız ilik, çiğ ilik, acı bal, kestane balı. Kestane balı ve sızma zeytinyağı. Sızma zeytinyağı. Üçü birebir karıştırılıyor. Dize sürülüyor, tülbentleniyor. Diyelim ki gece öyle yaptı, sabah kalktı yıkadı, bir daha gece yaptı, bir daha gece yaptı. Dizin üzeri, arkası, yani sürdüğü bölge ne zamanki kaşınmaya başladı ya da kızarmaya başladı, yetti gari, bırakıyorsun. Çok enteresan, hep iyileşirken kaşınmayla oluyor, değil mi? Yani bir iki soru daha şey yapayım da ondan sonra konumuza geçeceğim. Tamam. Gözlerimde blefarit var, ilaçlar işe yaramıyor, lütfen. Saygılar, ne yapabilirim demiş. O ne demek bilmiyorum. Ben de bilmediğim için sordum. Bu ne demek? Bunu bize yazar mısınız? Yani bilmiyoruz ona göre. Ama yani gözler, göz için ne yapalım? Gözler genellikle gözler karaciğere bağlı. Karaciğer eşittir gözdür. Hani kulak eşittir böbrektir. Hepsinin bir manası var. Bu gözlerin her zaman yapabileceğimiz kadar çok, aslında bu namaz selam var ya anlattım benim boyun omurları içinde. Sağa baktım gözüm omuz başında. Nefes verdim. Sola baktım, gözüm omuz başına, nefes verdim. Günde 65 set yapıldığında, şu anda bile ben sabahtan beri yapmadım, yıldızlar uçtu. Yapıldığında gözle ilgili inanılmaz farkındalık değişiyor. Ama o hastalık nedir bilmiyorum. Fakat evet, gözün görüşünde çok farklılık olabiliyor. Rana benle geçmiş olsun efendim. Sakrum kemiğini düşerek sağlı sollu kırmış, bu bölgeyi güçlendirmek için ne yapmalıyım diyor. Düşmüş ve kırılmış. Yani kuyruk sokumu ve sakrum bölgesinde olan bu tarz ağrılar benim en çok zorlandığım bölge. Hani Allah yardımcısı olsun. Yani hani benim bildiğim bir şey yok. Bilmiyorum.
Orası evet, çok riskli çünkü yaşamın kendisi orası. Yani bizim o kemiklere o kadar iyi bakmamız lazım ki kuyruk sokum ve sakrum kaydında hayat bozuluyor. Hayatın kalitesi bozuluyor. Evet. Hayatta arka arkaya travmalar geliyor. Arka arkaya problemler geliyor. Çünkü orası toprak ananın, kök çakranın bağlantı yeri. Eğer orada bir yamukluk varsa içimizdeki kadın, içimizdeki erkek, bu dişil eril ya da cinsellik zaten çalışmıyor. Çalışmayınca omurgaya hareket gitmiyor. Omurgaya enerji gitmezse atlasa gelmiyor. Atlasa gelmezse beyine gelmiyor. Beyine gelmezse buradan ben bağlanıyordum hani Allah'a. Hmm. O bağlantıyı yapamıyorum. Yani onun için kişilerin bu etki tepki, hani etki olursa tepki var, tepki olursa etki var. Bu şey gibi hani buradan şöyle vurdum, direnç gösterirsem iki taraf birden acıyor. Ama vururken eğer bunu aşağı alırsam, kabule geçersem, kabule geçtikten sonra buradan harekete geçersem zaten sistemi gidiyor. Değiştirmiş oluyorum. Çağla'cığım, bu bütün bilgilerini bir kitapta toplar mısın diyorlar ama Çağla Hanım'ın çok güzel bir kitabı var. Ben okudum. Tavsiye ederim. Şu an bulabilirler. Var var var. Kitap evlerinde var. Bel ve boyun ağrılarından kurtulma yolları. Doğum metoduyla. Diz için söyledikleri karışımı yineler misiniz diye bir rica var. Çiğ ilik. Altını çiziyorum. İliğin çiğ olma şartı var. Pişirmeyin. Çiğ ilik, acı bal, kestane balı, sızma zeytinyağı, iyi kaliteli, evet, birebir ölçü, tahta kaşıkla karıştırılacak. Yani o rondadan mondadan falan geçmeyecek. Hani bildiğin ezilecek. Çok ezilmese de olur, fark etmez. Çünkü iliğin kendisi şifa. Bal şifa, baldır, zeytinyağı zeytin, şifa. Zeytin çok önemli bir şey. Zeytin yani düşünebiliyor musun? Bir zeytin ağacı en az 1000 yıl yaşıyor. Ve bu yangınlarda var ya, orman yangınlarında bir tek sağ kalan zeytin ağacı. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Hani hatırla sen, yani bunları düşün. Hani tufandan sonra gemiye kuş zeytin dalıyla geliyor. Her şey yok olmuş, bir tek zeytin. Yani orada büyük sırlar var, biliyor musun? Yok, zeytin. Ebedi yaşam için de orada bazı şeyler var. Zeytin hani hakikaten öyle çok ilginçtir. Evet. Hatta hani burada kolay bir bilgi olsun. Günde en az demeyeyim de ben 3 tane yapıyorum. Bu kalın bağırsak çalışması için. Bağırsakların doğru çalışması için hani siyah zeytin, bizimki, bizde zeytin cenneti ülkesiyiz biz. Evet. Çekirdeğiyle birlikte yutsunlar, çekirdeğiyle yutsunlar. Kalın bağırsağın faaliyetini arttırıyor. Ay çok fazla geliyor, hakikaten geliyor. Tamam. Okuyacağım, söz veriyorum ama konularımıza geçelim istiyorum. Yani aslında bizim kadın ne demek, erkek ne demek, çocuk ne demek diye bir eğitimle hayata başlamamız gerekiyor değil mi? Önce bir insan olmayı öğrenmek. Hatta evlilik, çocuk doğurma, bunların hepsine ehliyet gerekir diye 20 sene önce yazdığım kitap sayesinde bana faşist demişlerdi. Yani ama gerekiyor. Tamam, şimdi faşizme hoş geldiniz, gerekiyor. Çünkü evet, neden? Eğer ben kadın olmayı bilmiyorsam, zaten anne olmayı da bilmiyorum. Evet, evet. Erkek olmayı bilmiyorsam baba olmayı da bilmiyorum. Ve bizden çıkan çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor oluyor. Yani keşke yapılabilse, hani Allah inşallah bize nasip eder, biz böyle bir şey açsak. Ama yani evlilik öncesi, hatta daha cinsellik öncesi, bu adet görme döneminin öncesinde bu bilgilerin aktarılması lazım. Evet. Geçen programda da söyledim. Hepimizin şeyi biliyor olması lazım, anatomi biliyor olması lazım. Yani anatomi bize niye öğretilmiyor? Evet. Ya da biz niye öğrenmiyoruz? Her şeyi bir yana bırak. Bu hocalar, imamlar, şunlar bunlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman hani 7 boyutta anlıyorsun diyorsun ama onu bir yana bırak. Bu ki bunu yorumunu yaparken astroloji bilmesi, anatomi bilmesi, tıp bilmesi, bütün bunları bilmesi gerekiyor. Çok eski bu çok iyi şeyler yapan İbni Arabi'ye falan bakacak olursan bunların hepsini bilen kişiler. Yani öyle hayda bunu okudum ne oldu ben bunu anladım söyle dediği zaman saçmalamaya başlıyorlar işte. Yani oradan çıkan biri normal akıldaki biri de bu sefer ateist oluyor. Yani bunu deyince de millet ateist olsun demek istemiyorum. Zaten ateist olmak için de aklın çok çalışmaması gerekiyor. Etrafta bu kadar düzeni görüp de yani bunlar tesadüfen oldu demek de bir enteresan. Yani o kadar ilginç ki tam işte bir Sırat köprüsü. Var. O denge, biliyor musun? Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bu tarafa gidiyorlar bir tarafa, bu tarafa gidiyorlar bir tarafa. Yani o akıl ve kalp şeyiyle birlikte yürümek çok enteresan bir oluş. Evet. Ondan sonra yukarı çıkıyorsun işte. Ay inşallah. Ondan sonra çıkıyorsun sen. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Daha çok konumuz var. 1,5 saat dediğin çok çabuk geçiyor. Şu şeye geleyim istiyorum. Çünkü cinselliği daha tam bitiremedik. Evet, bunlarla doğru bir cinselliği yaşayabiliriz. İlk önce bedenimize bakmamız, her şeyimizin yerli yerinde olması gerekiyor. Belirli, hani erkekte
konuştuk çünkü daha enerji önce kanalları. Senle erkekte 2, kadında 4 olan kanalları. Enerji alma noktaları. Bir bahseder misin lütfen? Şimdi kadın yaratılışta çok kuvvetli bir yapıya sahip. Evet, erkekte fiziksel güç, kuvvet, hani heybet var, doğru. Ama kadın enerji olarak çok yüksek. Çünkü rahmi var. Şefaat enerji. Şifa şefaatten geliyor, şefaat merhametten geliyor. Rahim enerjisi var. Şimdi normalde kadında 4 enerji kanalı var. Bildiğin rahim, vajina, klitoris ve anüs. Erkekte ise penis ve anüs var. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Bu enerji kanallarını bir kısmı aydınlık enerji, bir kısmı karanlık enerji. Anatomi atlasında bakıldığında kadının kadınlığını yaşayabilmesi için, cinselliğini yaşayabilmesi için, şefaat enerjisine devam edebilmesi için vajinal orgazmı öğreniyor olması lazım. Yani rahim annesi değil, klitoris babası değil. Anüs hiç konuşmuyorum bile. Yani tamamen negatif. Tamamen negatif. Yaşamda dönüyor. Da negatifleri çekecek bir enerji. Yani Allah affetsin diyorum. Yani evet. Hakikaten Allah affetsin evet. diyorum. Yani orayı komple ayırdım. Kadında da erkekte de komple ayırdım. Allah affetsin. Fakat klitoris de penisin eşdeğeri. Klitoris de aslında negatif enerji. Yani aslında orada pozitif enerjiyi merkezleyeceğin, bedende depolayacağın, sağaltımı kullanabileceğin iki bölge var. Oranın yani iki olması. Penis birleşmiş gibi oluyor klitoris. Ay Allah. Yani öyle bir şey oluyor. Evet öyle oluyor. Tamam. Peki öbür tarafta G noktasını mı bulacağız? Şimdi şey var orada, bu 1944 Amerikalı psikiyatr, seksolog, psikiyatr değil özür diliyorum, jinekolog, Grafenberg, Ernest Grafenberg diye bir beyefendi ilk kez 1944'te o tanımlıyor. Benim kendi danışanlarımdan doktor bir hanım var, tıp fakültesi öğrencilerine eğitim veriyor, genetik doktoru ve onun vesilesiyle ben hani o beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum ama Nusret Kaya'nın öğretisinin bir kısmıyla tanışma imkanım oldu. Ve Nusret Bey diyor ki, bütün kadınlar pillerinizi keşfedin. Ve bana muazzam geldi çünkü normal şartlarda bu Grafenberg'in tanımladığı G noktası denen vajinanın biraz yukarısında 3 santim, 4 santim, 5 santim hala tartışıyor. İdrar kanalıyla ilgili kişiden işte, kişiye de biraz değişebilir. Değiştiğini söylüyorlar. Evet, evet. Bir pil var. Ve o pilin, normal o pil bütün yaşam enerjisini tavan yapan, maksimum yapan bir bölge. Oradan yaşanan haz enerjisiyle bağlantı, tinselliğe geçiş daha farklı bir yere geliyor. Ama bunun için önce vajinal orgazma ve o pilin yerini buluyor olmak lazım. Ve ilginç bir şekilde işte Doktor Emel Hanım, hani pillerinizi keşfedin gibi bir şey var. Sadece kadınların değil, erkeklerin de bunu tabii bu bilgileri alması gerekiyor. Alması lazım ama ben erkeklere çalışmıyorum. Kadınlarla çalıştığım için. Hayır sen çalışmıyorsun ama bilmesi lazım. Yani kesinlikle çünkü biliyorsa. Tek taraflı olmuyor. İki kişi bile. Doğru ama zaten başka bir problem var şu anda. Yani tıp camiasında olup da G noktasıyla klitorisi hala karıştıranlar var. Yani neyin ne olduğunu bilmiyor. Yani onun için diyorum ki herkes anatomi öğrensin. Kendisi öğrensin. Öyle bir çağdayız ki şimdi internette her şey var. Ne evet. olacak? Aç internetten bak. Her tarafta şeyleri veriyor. Ve bu hani enerji kanalları öyle kanallar ki bunun hangisi nasıl kullanırsan ona göre bir hayat çekiyorsun. Çünkü burada ne bağlarsan gökyüzünde onu bağlıyorsun. Kesinlikle. Gökyüzünde bağladığın şey sana buraya yeryüzüne canlı örnek olarak geri geliyor. Ondan sonra tacizler, tecavüzler, ölümler, kavgalar 50 bin tane sıkıntı geliyor. Enerjileri çok temiz kullanmamız lazım. Yani öyle bir dönemdeyiz ki bu hani frekans veren aletler var ya makinalar. Onların bile frekanslar değişiyor. Yani illaki her şey de değişti gibi bir de çağla yani insanlar şuna çok dikkat etmeli. Peygamber bile olsa nereyle bağlandığı belli değil. Yani bağlandığı her yerle bağlanabilirsin. Çünkü Allah her yerde ve Allah'ın inanılmaz yani bu birliğe geçmeden önce çok değişik frekansları var. Her frekansa bağlanabilirsin. O bağlandığın an senin ne olduğuna bağlı. Kızgın mısın? Evet. Mesela kızgın bir Allah'la hakikaten bağlandığın kesinlikle, zaman kesinlikle, kesinlikle. O ondan yazan kitaplara bak hep kızgındır ve hep etki tepki vardır. Hikmet boyutundadır yani. Cezaları vardır, şeyleri vardır. O birliğe geçtiğin zaman çok daha farklıdır. Şeyler böyle değil mi? Tarikat reisleri bilmem. Allah gördük bağlanıyor. Belki çok bambaşka kötü bir karanlık bir aleme de bağlanabilir. Onun için her zaman
kendi kalbinizi ve kendi aklınızı ön plana alın lütfen. Yani gidip o cemaat, bu cemaat işte şu an başımıza gelen, Amerika'dan gelen bu evangelistler böyle bir tarikat, bir hakikaten kalben inanıyorlar. İsa'nın gelip onları işte Yahudilerin yapamadıklarını yaptıkları için cennete götüreceklerine inanan bir sürü iş sahibi, profesör, bilmem ne Amerikalı. Şaka gibi işte. Şaka gibi. Şaka gibi yani. Size kozmik şaka yaptı. İşte bu bir aynalarının çeşitleri de bizde var. Onun için nereye bağlandığımıza dikkat edelim. Ben en çok şeye de bakıyorum şimdi, bombalar atılıyor falan. Tekbir neydi? Ne de diyorlardı? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Güzel ama hangi hissediyorsun o tekbiri verirken, Allahu Ekber derken, o savaş alanında o hırsla, o kinle, o üzüntüyle, o korkuyla dediğinde çekeceğin o. Bunu bir huzurla, bir sevgiyle söylemen gerekmiyor mu Çağla? Benzer enerjiyi çekersin. Aynı her sen zaman. Neysen benzeri çekiyorsun. Ne olur şuna çok dikkat edelim. Bu sistemin, yani Allah'ın en büyük yarattığı sistem bu. Evet, neysen o. Benzer enerji çekersin. Eğer içine bir kızgınlık varsa, yalan söylüyorsan ya da bir şeyleri yanlış yaptığını düşünüyorsan, çünkü sen bilirsin, iç bilir zaten onu. Şöyle düşünüyorum ben, kalpte bir kara leke oluşuyor. O kara leke de otomatikman bütün enerjiyi blokluyor. Çünkü kalp eşittir güneş, güneş eşittir altın ve bütün oradan besleniyoruz. Ya işte adına tövbe edeceksin, ya bir temizlik yapacaksın, bir şey yapacaksın ki orada tekrar o enerji kanalı tekrar açılsın, bir daha açılsın. O açılmadan maalesef ona uygun enerji çekeceksin. Eski bir atasözü var, bitti baklanın kör alıcısı olur diye. Ya sen ne kadar kötüysen o kadar kötü arkadaşın olur. Ne kadar kötüysen başına o kadar kötü şey gelir. Ondan sonra bunlar nasıl oldu, niye oldu diye bakarsın. Halbuki sistemde her zaman, her zaman ölüm dahi olsa olanda hep bir hayır vardır. Kesin. Eğer sen o hayrın farkındalığına gelemiyorsan, İşte tevekkül ve kabulle oluyor evet. Tabii ki. Yani insan neler olduğunu kabul etmek evet. Ama tevekkül ve kabulle değişik anlaşılabiliyor. Bu katlanma değil. Evet. Hani sabırı da katlanma zannediyorlar, böyle değil. Yani ne olduğunu değiştiremeyeceğin şey için çaba sarf etmeyeceksin. O enerjiyi değiştirebileceğin şeylerin cesaretine vereceksin. Yani çok enteresan bir şey ve aynı olayları yaparak, şimdi bu dediğinle reklama gitmek üzereyiz. Ha, tamam. Sanıyorum 2 dakikamız falan mı var sevgili yönetmenim, öyle bir şeydir. Hikayeyle aynı bu senin dediğin gibi, Amerika'da bir yerde, bir eyaletten bir eyalete bir aile gidiyor arabayla. Ondan sonra orada bir benzin almak için duruyorlar. Benzin istasyonundan yeni gelecek eyalette soruyorlar, ya diyorlar buradaki insanlar nasıl? Çok merak ediyoruz, biz ilk defa geleceğiz. Hani siz de buraya yakınsınız, biliyorsunuzdur. Sizin geldiğiniz yerdekiler nasıldı diyor. Ay çok rezaletti, resmen kaçtık diyor. Ay diyor, maalesef buradakiler de çok rezalet diyor. Hay Allah diyor, gidiyor. Ondan sonra derken, birkaç gün sonra başka bir aile gene geliyor. Ya diyorlar biz ilk defa geliyoruz. Nasıl buradakiler biliyor musun? Sizin geldiğiniz yerdekiler nasıl diyor. Ay harikaydı diyor. Buradakiler de harika, bayılacaksın diyor. O sırada yanında çalışan yeni bir çocuk böyle diyor ki, efendim diyor, siz diyor daha çok kötü dememiş miydiniz geçen seferkileri? E diyor, onların diyor geldikleri yerde kötü olduğunu, sen neysen onu çekersin. Aynı kötüleri burada bulacak, öbürü aynı iyileri burada bulacak diyor. Yani hakikaten biz neysek yaşadığımız yerdeki şikayet edenlere bak. Kesinlikle. Aslında şikayet ettiği her şey kendi içinde var. Kesinlikle. Muhteşem bir hikayeymiş bu. Kesinlikle. Sen kimsen onu çekiyorsun zaten. Aynen onu çekiyorsun. Evet, biz kısa bir reklam arası verelim, ondan sonra tekrar beraberiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sevgili yönetmenim Adem Alan, çok teşekkürler. İrem Eres yapımcımız, çok teşekkürler. Sadık Karakuloğlu ses, hakikaten bugün benle de çok uğraştı. Bir taraftan taktı, bir taraftan düşürdüm. Çok teşekkürler. Yiğit Baran Gökdeniz, kameraman Uğur İhsan Anlamış, kameraman Alper Çartık, ana kumanda. Hepinize çok çok teşekkürler çocuklar. Onlar sayesinde biz bu iletişimi kuruyoruz.
Valla süpersin Mine abla. Benim de görünmeyen kahramanım kız kardeşim. Ona teşekkür edebilir miyim burada? Tabii ki. Seyhan seni seviyorum. Teşekkür ederim. Yani her şey bir ekip işi. Hiçbir şeyi hiç kimse tek başına yapamıyor. Böyle bir düzen yok yani. Ama işte kimi görünüyor, kimi görünmüyor. İşin kötüsü ne biliyor musun? Görünmeyenler daha önemli. Tabii. Görünmeyen alem gibi işte. Kesinlikle. O biz görünen alemde işte ben gözümle görmediğime inanmam. İnanmıyorsun da gözünle görünen bir yere kadar %99'u görünmeyen alemde gerçekleşiyor ama biz onu maalesef fark etmiyoruz. Şimdi daha değişik yerlere geçeceğim ama değişik alanlarda kaldık. Ağızı da söylersek çünkü ağızla bir Şimdi ağızda cinsellikle ilgili çok değerli bir bilgi var. Çünkü bizim bütün elektrik kanallarımızın bütün frekans yayınının en şey noktası şu dişlerden geçiyor. Ve dişlerde her bir dişin bir manası var ama üst taraf bilinç üstünü, alt taraf bilinç altını simgeler. Ve ağız enerjisi şuradan baktığında aslında şeylere geçer. Vajinayı rahmi simgeler. Yani buradan içeriden işte dil hacamatıyla ya da yukarıda yapılan, bütün damakta yapılan çalışmalarla bütün buranın temizlenmesi ve buradan kalbin temizlenmesi de mümkün. Yani dönüp dolaşıp iş gene kalbe geliyor. Bizim şu dişlerimize çok iyi bakmayı becermemiz lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama beceriliyor olması lazım. Çünkü gene burada mesela kadın rahmini aldırır, iki tane diş eti çekilir, uğraşır o diş etlerini bir türlü düzeltemez. Sülükte olsa düzelmez, o da yapsa, onu da yapsa, bunu da yapsa. Çünkü rahim alındığında bedende, çünkü organların alınmıyor olması lazım bedenden, her şeyin yerli yerinde duruyor olması lazım. Herhangi bir organı bedeninden aldırdığında onun bağlantılı olduğu kanal, çünkü şu sıra çok moda, ya rahmi alıyorlar ya safra kesesini, hani orada taş oldu, onu alalım. Rahim, ama nasıl ihtiyacın yok, gelmişsin 50 yaşına bir daha kullanmayacaksın, çocuk mu yapacaksın ya da var zaten çocuğun deyip rahimler yok oluyor. Fakat tekrar gene burayı yok ediyor. Ve bunun her biri bir elektrik akışını tıkadığı için de otomatikman bizim kendi bedenimizi, kendi enerjimizi, cinsiyetimizi, kadını ve erkeği bedendeki dengelemeyi zorlaştırıyor. Ya rahmi alınmış bir kadın düşünmek bile istemiyorum. Öyle diyeyim. O kadar büyük bir hasar veriyor bedene. Evet. Çünkü ama zaten artı olan yer orası. Evet. Yani sen artı bir organı yok ediyorsun. Bir de mecburen alınanlar var tabii. Şimdi mecburen alınanlar başka bir şey. Evet. Ama o mecburen alınanlarda bile rahmi insana nasıl hasta olur? Yaratım enerjisinde bir eksiklik varsa, kendini tanımlayamıyorsa, kadınlığını zaten oradan çıkıyor. Zaten diyorsun. Oradan geliyor. Yani hepsi yine burada başlıyor. Enerji bedenlerde başlıyor. Burada başlıyor. Senin yaratımla ilgili bir sıkıntın varsa zaten rahimde problem var. Ya da yumurtalıkta ya da memede problem var. Çünkü kadınların en büyük travması aslında şey. Hani rahim yumurtalık bu kanserlere de baktığında en büyük kanser tipleri buralardan geçiyor. Evet. Hep ikincil organlar ama. Evet. Hep ikincil organ. Evet. Yani kalpte kanser olmuyor bildiğim kadarıyla. Çünkü kalp sürekli sulu. Hiçbir tane olmuş, o da nasıl olduğu belli değilmiş. Kalpte kanser yok. Neden? Çünkü onun içinde şöyle bir şey vardı. Kanseri sulanması ihmal edilmiş çiçeğe benzetiyorlar. Eğer sen suluyorsan onu, yani aslında ne yesen olsun ya gene oraya geldi. Sen doğru düzgün besleniyorsan zihnin de doğru düzgün kalıyor. Gene kalın bağırsa geldi. Kalın bağırsak ve beyin gene aynı yerden çalışıyor. Eğer organ, çünkü çok ciddi kanser vakaları var, sadece tuzlu suyla kanseri yenenler, yenecekleri varmış, olacakmış zaten onun için olmuş da diyebiliriz. Ama kan akışının olduğu, sulu hareketin olduğu organda mesela kanser olmuyor. Evet. Diye ya o kadar enteresan ki her şey. Yani sana bir şey söyleyeyim. Mesela sulama dedin de kuru ağacı suladığında yeşeriyor. Yeşil ağacı suladığında kuruyabiliyor. Aynı işlem aynı su. Yani bütün mesele sende. Kadar, ne zamanda, nasıl yapıyorsun bunu, bu sulamayı. Yani öyle bir sularsın ki normal ağacı dibinden kurutursun yani çözer. Onun için işte her şey aslında kararlı olmak, yani kararında yapmak çok önemli. Evet. O denge işte. Ben yani buna hep sırat köprüsü diyorum. Sırat köprüsü öyle. Ve hepsi de sensin. Ay çok fazla soru geliyor. Bunları mı okuyayım, burayı mı şey yapayım? Korkuyu nasıl yeneriz? Bir bahseder misin? Korku en başarılı olduğum yerlerden.
Çünkü Allah dostuna korku yok diye bir ayet var. Oradan hareket ediyorum. Şimdi omurgayı dikmek için ben şimdi normalde Kur'an'dan bazı ayetlerle çalışıyorum. Zikir de kullanıyorum ama bu havas ilmi falan gibi değil, daha farklı. Çünkü organların, her bir organın kendine ait bir esması var. Ya da her bir bedende çakranın şeyi var. Çakra dedim, enerji kanallarının gene kendine ait bir esması var. Şimdi korku dediğin yer, korku eşittir karaciğer. Karaciğer ruh nevi, çünkü karaciğerde bir toksik durum var demek, birincisi cepte. İki, korku kası, bu kasıklarda iki kenarında geçen kas dedim yani bu kurbağa gibi bacaklarımızı açtık, kapattık, masajladık da açtık. Evet. O kasta bir tıkanıklık var demek. Eğer bunlar varsa bu kişinin göğsünde, adı imam tahtası, şurada göğüs kafesinde, altta kalp ve akciğer var, çünkü bir tıkanıklık var demek. Bir sürü panik atak vakasına ya da kendisini obselenmiş hisseden kişilerde bacak boyu eşitleyip kasıkları açıp göğsünü, biraz evvel anlattım ya, burnumdan nefes aldım, ağzımdan bakın, şu bütün göğüs kafesi, çünkü göğüs kafesinin, bu bizim etimizin üstünde şey var, fasya denilen bir zarsı bir yapı var, o zar kuruyor, bizim bilgisayardaki şey gibi, hafıza deposu gibi, eğer buralar açılabilirse korku kalmıyor. Çünkü korku, evham, vesvese tam göğüste oluyor. Bunu eskiler çok daha iyi bilirler. Onun için hani şehit anası göğsüne vurur. Bu arada kasık, göğüs ve şuranın açılması lazım. Bunlar açıldığında bir kere korku kalmıyor. Korku kalmaması da yetmiyor. Bir daha gelmemesi lazım. Bir daha gelmemesi için hem zihinsel temizlik yapılabilir ama onunla birlikte ben hep şeyi tavsiye ederim. Hani bu demin tuz sirke konuştuk ya, normalde hani huysuzu uğursuzu gelir dedikleri için gece hani bu yatsı namazından sonra dışarı çıkılmaz. Biz çocukken öyleydi, hani akşam namazı okunurdu, hadi artık herkes evine gelsin, yatsıdan sonra zaten kimse dışarı çıkamaz diye. Ne ben bunları enerji, bilmediğim için hayatım kendi dışarıda geçti. Çocukluğumdan bu negatif enerjinin en yoğun olduğu dönemler bunlar. Negatif ya, gece karanlıkta çıkıyor çünkü bayağı aydınlık karanlık gibi. Dolayısıyla mesela gece yatağa yattın. İster çocuğun için bir suyun üstüne okudun, onun başucuna bıraktın, bir suyu koruması amaçlı. Ya da sen kendin, ben ayetel kürsüyü kullanıyorum ve hani inanılmaz, muazzam memnunum. Ayetel kürsüyle kendimi çerçevelerim ki Allah'a emanet yatayım orada. Hani hiçbir obse beni rahatsız edemesin diye. Çok işe yarar. Korkunun bir numaralı ilacıdır. Ayetel kürsüyü ben de çok kullanıyorum. Yani tek kullandığım bir numaralı ilaç. Mesela ufak çocukların yanında Bakara suresini açabilirler. Sebebi belli olmayan alerjiler için bir tavsiyeniz var mı diyor Filiz Boztepe. Valla kendini değiştirecek. Çünkü sebebi olmayan alerji diye bir şey söz konusu değil. Bir kişinin için alerjik olur. Bir şey uyuz olmuştur. Uyuz olduğu esas kendisi. Yani kendisiyle ilgili bir dönüşüm yaşama aşamasında o dönüşümü kabullenmesi lazım. Veya biz yapman gerekenleri yapmıyorsun belki. Konfor alanından çıkamıyoruz Bina abla. Esas problem konfor alanında sabitlenmek istemek. Öyle bir direnç var hepimizde. Sana bir şey söyleyeyim mi? İşte o çok önemli. Yani öbür taraftan korkuyor. Çünkü bir kabuğun içinde şu ana kadar öğrendikleri onun için her şey. Evet. İnsanların. Evet, din evet. De bunun için. Evet, evet. Yani neden çıkıyorsun? Ya niye anlamıyorsun sen benim dediğimi diyorum bazen şey yapıyorsun. Anlamak istemiyor, korkuyor. Çünkü o zaman sorgulamaya başlayacak ve yorulacak. Yepyeni yerlere açılacak. Bu çok kolay bir şey değil. Şimdi bence eninde sonunda herkes bunları sorgulayacak. Aslında bütün sistemi yapmaya çalıştığı benim evet. Matematiksel bakışımla İnsanlığı imana getirmek. İmandan kastım tinsellik. Yani biz şimdi herkes Allah'a inanıyor, kimse güvenmiyor. %100 eminim. Yani sen eğer akışa kürek çekmeyi evet. bıraktığında sisteme güvenip, Allah'a güvenip kendini bırakabiliyorsan eğer, işte konfor alanından çıkmak orası aslında. Hani kabule geçebiliyorsan zaten akıyor. Sana hani deniz derya akıyor ama işte oraya gelemiyoruz. Geleceğiz. Kesin. Kundalini enerjisini uyandırmaktan bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Neyin enerjisini? Kundalini. Valla kundalini uyarmanın en kolay yollarından bir tanesi. Bu geçen programda hani omurgayla birlikte şu hareketi göstermişim. Evet. Şimdi mikrofondan dolayı vurmak istemiyorum. Vajinanın kasılması. Günde evet. 300 tane kadar kasıkların açılması. Aslında biz omurgayı yerine aldığımızda bedeni dizimize, ben dönüp dolaşıp yine omurgaya geliyorum. Burayı aldım evet. Zaten omurganın kendisi kundalini. Evet. Zaten yılanın kendisi orası. Evet. Sen eğer onu yapabilirsen bedenini dizdiğinde
istemesen de istesen de kundalini uyanıyor. Kundalini dediğin bilinç farkındalığı zaten. Sen o farkındalığa geldiğinde o tinselliktesin zaten. Evet. Ya hepsi aynı yere geliyor. Aslında bütün soruların cevabı aynı. Evet. Biri de akşam namazı okunmaz, akşam ezanı okunur demiş. Herhalde akşam namazı. Özür dilerim. Ama doğru, özür dilemeye de gerek yok ya. Yo, doğru. Bunu anlamanız lazım. Yani bir şey söylendiğinde ben bu tip bir şeyleri akşam bana söyleyen... Akşam namazı için ezandan bahsediyorum. Tabii ki namaz okunmaz. Yani okunur dersek inanacak mısın sevgili arkadaşım? Her neyse. Yani şey, bunlar bana şaka gibi geliyor. Şaka herhalde. Yani. Olsun, o da bize nazarlık olsun. Ha? Nazarlık olsun. Hayır, nazarlık olsun da, hayır, bu kişilere üzülüyorum ben, hayata hep böyle mi bakıyorlar acaba diye. Yani çünkü bazen insan başka bir şey yani söylerken bir şey söylediğini zannediyorsun, bambaşka bir şey de söyleyebiliyorsun. Sen onu çok iyi biliyorsan zaten onun ne söylediğini anlıyorsun. Zaten Bihin abla, bir şey söyleyeceğim. Ben buradan ne dersem diyeyim. Sen oradan ne dersen de. Herkes kabı kadar anlayacak. %100. Evet. Huzursuz bacak sendromu varmış. Yani çok sevmediğim bir sendrom. Evet. Şeyde bütün beden dengelenmesi denilebilir. Yani bir şey yapması gerekiyor mu? Hayır, yani dönüp dolaşacağım. Ya huzursuz bacak sendromunda benim olumlu aldığım dönüşler de var, olumsuz aldığım dönüşler de var. Orası direkt zihinle bağlantılı. Zihinde geçen kayıtlardan bakabilirler. Cibriş deneyebilirler. Orada zihin gücü çok önemli. Cibriş diye hani zihin temizleme tekniği anlatmıştım. Anladım ya. Anladım. Ya da sen geçen hafta yaptığın programdaki şeyi yapabilir. Hani özür dilemeyi, şükretmeyi, affetmeyi, teşekkür etmeyi yapabilir. Hani bunların hepsi olabilir. Dermanla anlattıkları olabilir. O da enteresan bir şey. Vallahi çok soru geliyor. Tamam, çok soru geliyor. Ben bunları gene girerim. Tamam. Belki sorularınızı anlatıyor olabiliriz. Tamam. Bunları anlatırken de. Şimdi bu cinsellikte isim enerjisi de enteresan dedin. İsim birçok yerde ilginç değil mi? Yani isim koyuyoruz çocuklarımıza ama bu bilinçle koymamız gerekiyor. Cinsellikle ne ilgisi var ismin? Şimdi söylüyorum. Aslında bu hani Mu'ya Atlantis'e git. Osiris rahiplerine gel, öbür tarafa gel. Ortalama 20 yıl. Zaten o bilgiler Mısır'da mı falan, tabii, hepsi tabii. Yani hazır duruyor, gidip herkes oralarda da inceleyebilir, enteresan. Şu anda çünkü öyle bir enerji akışı içerisindeyiz ki artık bütün bilgiler açıldı, almak isteyen alıyor, uyumlanmak isteyen uyumlanıyor, hani şeye geliyor. Şimdi aslında bizim hani bu gene kadın olmak, erkek olmak, çocuk doğurmak vesaire, gelen çocuk zaten kendi o anki gökyüzündeki yıldızların durumu diyeyim, gezegenlerin durumu beyin korteksine işlenmiş olarak geliyor. Hoş geldin. Ve sen ne kadar uğraşırsan uğraş, o çocuk o fıtrata uygun olarak, çünkü bir ölümde bir doğumda kader var. Ondan sonrası karma zaten arada. Olması gereken ismi alıyor. Ve her bir isim aslında içerdiği harflerin enerjisinden dolayı bedende, çünkü 7 merkez var, hatta 9 merkez var. O 9 merkezden birilerine tekamül ediyor. Çakra diyelim biz bunlara. Çakra tekerlek, hani enerji alanı. Ve eğer bu 9 merkezden, işte Türkiye'de genellikle mesela 6 numaralı çakra, 2, 4 ve 6 ve hani aile birliği için, aşk için, hani birlikte yaşayabilmek için en önemli olan 2, 4 ve 6 numaralı çakralar. Ama Türkiye'de genel olarak bir 4 ve 6 çakrasında zaten sıkıntı var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bizler için hani böyle bir şey dizayn edilmiş. Onun yerine biz öyle bir ülkeyiz ki herkes istikrar bel vuku, bağlantıdayız. Hani bir sürü şey yapıyoruz. Ama köklerde bir sıkıntı var. Çok muazzam bir ülkeyiz. İsim enerjisinde şimdi Kalde alfabesine, Kabala'ya bakarsan ya da Campbell'in rakamlarına bakarsan her bir harfin bir rakamı var. Bir şeyle tanımlı. Ve eğer o rakam yoksa, mesela örnek veriyorum, Florence Campbell'den baktığında B, K ve T harfleri ikinci çakraya bakar. A, J ve S harfleri de birinci çakraya bakar. Tamam, çok matematiksel bir şey söyleyeceğim. Eğer bu harflerde bir eksiklik varsa, özellikle B, K ve T harflerinde, bu kişi zaten yaşama başlarken, ama olması gereken isim konuyor diyorum zaten, hangi çakranın kapalı olacağı, açık olacağı belli. Ve astrolojik haritasında da genellikle ikinci ve yedinci evlerinde gene şey olur, hani bir sıkıntılı bir şeyler yaşanır, cinsellikte travma yaşar.
Şaka gibi değil mi? Evet. Ve bunlar birlikte çalışıyor. Bunlarda eksik olan harflerde kişiye bakıyorsun, eline bakıyorsun, Venüs tepesine bakıyorsun, burada travma olur. Oradan bakıyorsun, bu triple burn denen bu parmakta ve bu parmakta, bu parmaklarda travma olur. Ya bu buraya döner, buraya döner, et batar, bir şey olur. Ve beden bir sürü yerden bunun karşılığını verir. Dolayısıyla aslında bir şeyi isimlendirirken o ismin enerjisi de aktif olacağı için bunları bilenlerle birlikte tekrar üzerinden geçmekte çok büyük fayda var. Ve aslında bizlerin öyle ustalara ihtiyacı, hani bu demin konuştuk ya İbn Arabi'den bak şeylerden bak. Yani aslında ilmi simanın biliniyor olması lazım. İsim enerjisinin, doğum tarihlerinin, ya pin kodumuz var hepimizin ya, pin kodu şaka gibi. Evet. Hani bak oradan Dan Millman'dan bak, Douglas Forbes'dan bak, bir sürü yerden bak ama bizlerin numerolojiyi biliyor olmamız lazım. Bu isim, hani harflerle ilişkiyi biliyor olmamız lazım ki en azından onları tamamlayabilirim. Evet. Ya sırf cinsellik için değil bu. Birçok şey için lazım. Evet. Şimdi bu konuda çalışan bazı arkadaşlar var biliyorum. Ben hatta programı da seneler önce çıkarmıştım tahmin ediyorum. Onlar her şeyin aynı zamanda bir müziği var ya. Bu devamlı ismini değiştiremeyebilirsin ama olması gereken ismi müzik şeklinde yapıp telefonuna falan filan şey yapabiliyorlar. Yani devamlı o çalıyor mesela. Bilmem ne yapıyor. O frekans, bile frekansını uygulayabiliyor. Ayarlayabiliyorlar. Devamlı küfredenler. Bunlardan bir girelim. Nasıl bir enerji çekmekteler? Ya şimdi küfürde şöyle bir durum var. Zaman zaman ben de düşüyorum ama. Şimdi biz hepimiz bir frekansız. Auramız var. Kiminki şu kadar, kiminki bu kadar, kiminki bu kadar, kiminki bu kadar. Ve belli bölgelerinde bazen auralar kayar, bazen de çatlaklar olur. Küfre meyilli ya da küfre alışık olan kişiler genellikle şeydir, aurasına çatlak olanlar ve aurası kaymış olanlar ve kendisinin hani bu cinsiyet dediğiniz, cinsellik dediğiniz kadın erkeği dengeleyememiş, içinde hala o insanı oturtamamış, oraya gelememiş olan varlıklar küfreder. Evet. Onun haricinde, bir de genelde de bu küfürleri kadın bedeni üzerinden yapıyorlar. En önemli enerjiden yapıyor yani, farkında mısın? Ya şaka gibi yani, o kadar fena ki ya. Şimdi bel altı küfür etti zaten. Evet. Be adam sen küfrediyorsun ya da be kadın küfrediyorsun ama hani evine döndüğünde senin çocukların anası var orada. Ya orası çok ilginç bir enerji. Hani oralara pek de ya tamamen negatiften çalışıyor. Evet. Tamamen negatiften ve sen küfür ettikçe de avrandaki çatlak büyüyor, 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 büyüyor. Hayatına sürekli problem geliyor zaten. Evet. Dikkat edin, küfür eden insanların hiç işlere rast gitmez. Kesinlikle. Hakikaten gitmez. Evet. Yani mümkün değil. Evet. Orada farklı frekanslar var. Ya başka bir frekansa, resmen şeytanın frekansına giriyor. Evet. Başka bir frekansa giriyor. Mesela hakikaten çok rahat bir hayat geçirmiş olan rahmetli babamı hatırlıyorum. Hayatında ben hiç ailede küfür duymadım zaten. En büyük küfrü şeydi, NATO mermer, NATO kafa derdi. Birine çok kızdığı zaman veya bir de sersem tavuk derdi. Onun haricinde ben babamı hiç küfrederken şimdi etrafta bakıyorum. Hakikaten çok, bir de kadın vücudu üzerinden küfretmek. Yani biz bir cinsellik anlatıyoruz. Bu cinsellikten nasıl tinselliğe geçileceğini anlatıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Hayvani beden diyorum. Yani fiziksel bedende kalmış olan hayvani bir boyut. Et beden. Et beden. Burada olan kişilerin cinselliği zaten nesne özne cinselliği oluyor. Kendini özne olarak görüyor. Karşısındakini nesne. Ve dolayısıyla herhangi bir nesneyle ilişkiye geçiyor sadece. Onu bir kadın, bir erkek, bir insan böyle bir cinselliği düşündüğü yok. Küfrü bunun üzerinden ediyor ya Çağla. Yani sen eğer bunu küfür olarak ediyorsan karınla küfür mü ediyorsun yatakta? Ya. Ne yapıyorsun? Yani en muazzam, tamam, en önemli, en değerli enerji, pozitif enerji kanalı üzerinden sen küfür ediyorsun. Ya çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Adanalıyım biliyorsun. Ben de Adanalıyım biliyorsun. Hemşeriyiz. Şimdi Adana'yı çok seviyorum. Adana ile ilgili kötü hiçbir şey söylemek istemiyorum. Evet. Yani o zamanlarda hele ben bu işlerin içinde hiç değilim. Eskiden 3. sayfa haberleri olurdu. Sürekli bir taciz, tecavüz, ölüm, oğlunu öldürüyor. İşte namus davası, orası, burası, bilmem nesi. Hep bir şey ve Adana'dan çıkardı. Ve arkadaşlarım da bana şey derdi, sen Adanalısın işte ne biçim memleketin var falan filan gibilerinden. Öyle bir esprili bir dönem geçti. Sonra ben şeyi gördüm. Mesela orada belli bölgelerde ve her yerde vardır ama bana denk geleni anlatıyorum. Şimdi buradan aklıma geldi. O kadar ağır küfürler ediliyor ki. Yani
Çok küfür, çok küfür ediyor. Pah pah pah. Yani normal konuşmanın içerisinde zaten. Evet. Ondan sonra da 3. sayfa haberleri oradan çıkar tabii. Nereden çıkacak? Bu arada Adana'dan özür diliyorum. Adanalıyım hani ama ben, böyle yani bir şey var yani. Küfür etmeyi. Oralar çünkü çok kadim topraklar. Çok farklı topraklar. Yani Anadolu'nun bir sürü yeri öyle. Ama özellikle bu Güneydoğu Anadolu, Güney hani Adana, Mersin, Urfa, Diyarbakır, Antakya, buralar şey bölgeler zaten. Enerjilerin aslında maksimum olduğu ve oradan çıkanların hani memleket kökler oralardan gelenlerin şu anda maksimum bir şeyler yaptığı bir bölge. Ama maalesef hani iyinin olduğu yerde kötü de olduğu için pozitif enerji bu kadar tavanken negatif enerji de onu orada dengeliyor. Evet. Belki de o küfürler yüzünden bu kadar üçüncü sayfaları çıkıyor. Küfrü bir yana bırakın, konuştuğumuz kelimelere dikkat edelim diyoruz. Olumsuz kelimeler söylemeyelim. Yani ne olacak? Çekeceksin. Yani işte bütün mesele hele küfür. Zihin hiçbir zaman şeyi algılamıyor. Yani siz belki burada bir program yapmışsınızdır. NLP ustalarıyla çalışmak lazım. Yani ben mesela olumsuz kelimeyi algılamıyor. Zihin mesela ben seni sevmiyorum dediğinde onu fark etmez. Ben seni seviyorum diye algılıyor zaten. Ya da bu iş çok zor demek yerine bu iş kolay değil dediğinde değil'i algılamadığı için kolay alıyor. Yani öyle bir şey ki ağzından çıkan her bir frekans, her bir ses, her bir tını maalesef seni bağlıyor. Evet. Bir de bu işte ağzından çıkanların küfür olduğu, bunu devamlı alışkanlık haline getirmiş kişilerin vay haline, gerçekten vay haline. Yani karşınızdaki kişilere yapmayı bir yana bırakın. Bu kadın üzerinden yapılan küfürler zaten dişi enerjiyi de yok ediyor. Dişi ediyor enerji. Ama zaten onlar tatmin olmamış varlıklar yapıyor zaten. Tatminsizsen eğer sen küfür kadın edersin. Üzerine tabi. Eğer sen zaten haz enerjisini yaşamış olsaydın bedeninde o küfrü yapmazdın. Evet. Yani o bilinç seviyesi, bilinç farkındalığı hani alçak yüksek diye bir şey yok ama dualiteden baktığında evet düşük olanlar onlar küfür ediyor. Yoksa küfür asla edilmez. Evet. Mümkün değil. Peki bunun tersine geçelim. Oturmuş işte kelimeler önemli. Bu kelimelerin çektiği şeylerle güzel şeyler çekmek isteyen ve zikir yapan kişiler var. Bu zikirler üzerine de biraz konuşalım. Çünkü neye bağlandığımız ve ne çektiğimiz de pek belli olmuyor yani. Şimdi 10 numara bir soru sordun. Hani hakikaten 10 numara bir soru. Zikir kadar muazzam ama zikir kadar da tehlikeli hiçbir şey yok. Şimdi bilen bilmeyen yani nasıl bir işte diyoruz ya ahir zaman zaten çok farklı bir dönem açıldı. Eğer farklı sayılarda ya yani bir de sayı kullanıyor havas ilmi gibi yani aslında ezoterinin zaten hani enerjiye dökülmüş hali direkt buradan aktif olması hali. Kadın aşk istiyor başlıyor bilmem ne zikri yapıyor. Kocası onu terk etmiş onun bilmem nesi bir şey yapıyor. Şimdi bu zikirler yapıldığında şimdi herkesin kendi bedenine uygun esmaları var bedeninde. Evet. Bunu eğer sen bilmiyorsan ki genellikle bilinmiyor bir ustayla çalışılıp bu esmaların ne olduğu o kişinin fıtratından zaten çıkartılabiliyor mümkün. Ama sen bilinçsizce sana işte bilmem para gelsin diye şunu çek dedi benim 5300 bilmem kaç kere yaptığında sürekli aynı şeyi açtığında sürekli aynı frekansı kullandığın için otomatikman bir manyetik alan açıyorsun. Ve o manyetik alanı açtığında aslında o manyetik alanın sana iyi olup olmadığını bilmiyorsun. Sana iyi olup olmadığını bilmediğin için, farklı bir alana girdiğin için otomatikman oradan tekrar negatifle karşılaşmış oluyorsun. Fazla zikir çekmekten obsesyona giren o kadar çok insan var ki hayatında bir şey düzelip arkasından başka bir şey aksi giden var. Ve hani bilmediği halde ben mesela zikir falan vermem. Ben kendime göre kendi yaptıklarım var. Bir danışanla çalışırken eğer bir bilgi indiyse onunla yapacağım bir şey var. Ama belli sayı verip şunu şu kadar yap, bunu bu kadar yap kısımlarına valla bence bütün izleyiciler buradan çok dikkat etsinler. Yani ciddi dikkat etsinler. Çünkü hani zikir sayıyla, esmalar sayıyla yapılmıyor. Bilen birisi tarafından yapılması lazım. Yoksa komple negatif kanallar açıyorsunuz kendinizi. İşte insanlar bilmeden çok değişik şeyler yapıyorlar. Bir de şu an eskiden Meksika'da falan çoktu ama şu an Türkiye'ye de geldi. Bu ayahuasca gibi birçok şeyler kullanılıyor. Yani resmen uyuşturucu alıp beden yani şey görünmeyen alemi görüp birçok bilgi ediniyorum diyen kişiler var ama ben bunu hayatımda hiç doğru bulmadım. Herkese de söyledim çünkü böyle tekamül herkes alır bir tane uyuşturucu. Tekamül eder o zaman böyle bir şey olabilir mi? Biz orada nereye gireceğimiz belli değil diye düşünüyorum. Ne diyorsun bunlara? Yani bayağı var çünkü bu şekilde çalışmalar ya şimdi yapanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben grupların içerisinde bulundum yurt dışında. Bir sürü çalışmaya katıldım.
bir sürü olaya tanık oldum. Sen kimsen, sana uygun bir kanal açılıyor. Yani sen negatiftensen otomatikman negatif kanala bağlanıyorsun. Pozitiftensen pozitif kanala bağlanıyorsun. Şimdiki aklımla %100 zinhar karşıyım. Yani hiçbir şekilde bedene dışarıdan alınacak, psikoaktif diyorlar. Ben uyuşturucu diyorum ama onlar, evet, uyuşturucu demekten hoşlanmıyorlar. Psikoaktif diyorlar. Çünkü o kadar negatif olaylar gördüm ki aklın şaşar. Öyle böyle değil. Bildiğin reptilian, bildiğin hani bu kertenkele enerjisi, karanlık enerji, alanlar, bölgeler açılıyor. Ve sen kendini korumayı bilmiyorsun. Ne olduğunu da bilmiyorsun zaten. Ve eğer bunlar hani doğru düzgün şamanlarla yapılmadıysa zaten felakete, yani arkası çok ciddi travmalara neden oluyor. Kesinlikle karşıyım. Asla ve asla hani x bir hani dışarıdan alınacak bir malzemeyle bağlantı yapacağın hiç bağlanma daha iyi. Zaten hiç bir şey söyleyeceğim. Yani öyle bir şey olsa biz zaten bu dünyaya niye geldik? Niye bir deneyimler yaşıyoruz? Alırız bir şey. Veya hiç almana gerek yok. Öteki tarafta zaten her şey açık seçik. Yani şey yaparız. Bu olaylara çok dikkat etmek lazım. İşte yine akıl önemli. Ama yani işte akıl. Burada akıl önemli, idrak önemli. Çok tehlikeli bir durum. Çünkü evet, ayahuasca şu anda gittikçe popülerleşti. Evet. Ve tehlikeli de olabilir. Yani insanlar bir anda başka bir yerlere gider. Hepten gidebilirler yani. Gidebilirler. Ama hani nasıl önlenecek, nasıl yapılacak? İnsanlar da merak ediyor. Yeni çağın ilacıymış gibi sunuluyor. Valla neyi merak ettiğiniz çok önemli. En önemli şeylerden biri, ben zeka için şeye bakarım. Neye güldüğüne, evet, ne soru sorduğuna. Merak da boyutunu anlıyorsun. Bilinç boyutunu, neyi merak ettiğin. Kesinlikle katılıyorum. Yani %100 katılıyorum diyebilirim sana. Hani hiçbir şekilde psikoaktif taraftarı değilim. Çünkü psikoaktiflere gerek olmadan zaten tinsellik, ruhsallık, o varış yapılabiliyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hani nasıl yapacaklar, ne olacak bilmiyorum. Çünkü şey gibi, hani şeyle geliyor, çığırla geliyor. Bu tarz şey gibi şu devirde. Bu tarz şeyler şu anda, ya ben ne diyorum, frekans makinelerine bağlanmaktan korkar durumdayım. Çünkü makine, özellikle onun software'ine bir şey yapmaya gerek yok. Öyle bir sistem var ki artık direkt kanal açılıp kanal makinelerin frekansını değiştirmiş durumda. Yani kimin nereye bağlı, kimin kim olduğu belli değil, öyle diyeyim ben. Kimin kim olduğu belli değil. Çok Onun için kendimizi çok dengede tutup gerçekten ve gerçekten sadece tek bir yere bağlanmamız lazım. Kendi kuyruk sokumumuzdan bağlanmamız lazım. Yani Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in kanalı üzerinden değil, içindeki Allah'a bağlanabiliyor olman lazım. O ve çok önemli. En büyük gücü de oradan alıyorsunuz, inanın. Hmm. Yani şeysiz, tarafsız, öyle dualitenin, evet, olmadığı bir güç. Evet. Yargılamanın olmadığı, evet, bir güç. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani insanlar yaydığın enerjiyi, hı, etrafa yayıyorsun. Evet, gözle görülmüyor ama etrafını etkiliyor bu. Sen benim yanımda durduğun zaman senin enerjin iyiyse bir müddet sonra ben kendimi iyi hissetmeye başlayabiliyorum. Hatta şifa bile gelebilir. Gelir. Veya tam tersi olabilir. Evet. Yani kendim iyiyken öyle biri gelir ki, evet, birdenbire kötü olabilir. Peki gene cinsellikten gidiyoruz. Böyle her önüne gelenle beraber olan, kim olduğunu bilmediği kişilerle beraber olan bu cinsellikte nasıl bir enerji alabiliriz? Buraya şey diyeceğim, Allah affetsin diyeceğim. Yani hakikaten Allah affetsin, çünkü enerji, ya işte zina dediğimiz bu. Mayalanıyoruz. Birlikte, evet, olduğumuz insanlarla mayalanıyoruz. Şimdi özellikle kadın burada sağaltan, enerjiyi veren taraf, tamam mı? Yani çünkü aslında cinsellikte belli postürler var ki o postürlerde şifalanma olur. Yani bedende enerji sağaltılır ve hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Kadın burada rahim enerjisine sahip olduğu için kadın aslında iyileştiren. Erkekse pozitif enerji diye gözüken dışarılık makamdan dolayı aslında iyileşen kısımmış gibi oluyor. Eğer sen birlikte olduğun adamı tanımıyorsan, hani rastgele bir ilişki yaşıyorsan, burada o adamın 7 yıllık karmasını alıyorsun. Oh, o kadar ağır bir enerji ki. Veya kadının. Ya da kadının. Evet. Ve rahim kancalarla doluyor. Gözünle görmediğin ama enerji de hani enerji bedenlerde gözüken bildiğin kancalarla oluyor. Onların temizlenmesi iş. İş yani. Evet. Ağır iş. Dolayısıyla gerçekten hayatı yaşarken kurallarını çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Hani bir oyunu bile oynarken hep onu derim. Kurallarını, ha, bilmiyorsan o oyunu nasıl yok, oynuyorsun? Oynama. Oysa biz en önemli şey şu yaşamda neyin ne olduğunu bilmek. Herkes her şeyi bildiğini zannediyor.
korkusuzca yaşıyor. Oysa etrafımızda neler var, ne tip yanlışları hiç bilmeden yapıyoruz ve hayatımızı belki kahrediyoruz. Çok üzüldüğümüz olayları hepsini kendimiz yaratıyoruz. Yani bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yok, katılıyorum sana. Ama yani ben hani eğer kadınlar bilse ki bu 7 yıllık enerjiyi, karmayı bedenlerine topluyorlar ve hani karşı tarafı iyileştiriyorlar, bence zaten zina kalmaz. Evet. Yani kendini korumak için kalmaz. Evet, evet. Yani şeyli var. Peki kendimizi topraklamamız da gerekiyor değil mi? Çünkü etraf sadece beton oldu maalesef. Maalesef. Yani böyle doğayla birlikte olamıyoruz. Ağaçlar, deniz, su. İşte orası dişil enerji zaten. Yani değil biz mi? Hep dikeye gidiyoruz. Her taraf gökdelen. Hele İstanbul'a bak yani. Her taraf gökdelen. Tamamen erildeyiz. Dişilin olduğu yatay kısma geçiyor olmamız lazım. Evet. Hani toprak, orman, deniz, hani buralarda maksimum zaman geçirebilmek lazım. Aslında keşke yapabilsek herkesin 40 gün denize girmesi lazım. Denize. Arka arkaya olmak zorunda değil ama 40 gün deniz ve güneş alması lazım bu insan bedeninin. Hatta insan organlarının 40 gün. Ama nerede? Evet. Yani çok kolay değil. Belki o hani eski zamanlarda mümkündü de. Evet. Şimdi ben 40 gün ben denizde kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi değil ama torunları biz bu şekilde yapıyoruz. Hepsini bir arada. Maşallah. Tatili süresince yalın ayak denizde topraktalar. Ve inanır mısın o 3 ay, 2,5, 3 ay sonra her şeyleri farklı olmaya başlıyor. Yani boy atmış oluyorlar, bedenleri gelişmiş oluyor. Her şeyle. Çünkü şehir içinde devamlı betondalar. Servislerle gidiyorlar, okullara maşallah. Geliyorlar her yer. Yani yürüdükleri yerde toprak yok. Orada yalın ayak, ayakkabı, terlik giy bile demiyoruz. Yalın ayak dolaşın ortalıkta. Süpermiş. Rabbim bütün çocuklara nasip etsin. Evet. Bütün çocuklara ya nasip etsin. Herkes şöyle yapabilir. Bunun için yani biz otele motele gitmiyoruz. Yani kendi bir yerimiz. Herkes oraya gidiyor. Değişik yerlerde çadır bile kurulabilir. Harika çadırlar var. Birçok yerler var. Yeter ki izin olsun tabii. Yani çalışma izninden bahsediyorum. Evet, ama ara verip. Doğru ama yani o izinler falan da orası da bir illüzyon. Yani orada da başka bir şey var. Yani biz çünkü öyle bir illüzyonun içerisinde yaşıyoruz ki, yaşatıyorlar ki burada. Hani elhamdülillah ben değilim. Ben çıktım oradan. Hani elhamdülillah. Hayatı şey zannediyoruz. Kredi aldık, evin taksitini ödeyeceğiz. Kredi aldık, arabanın taksitini ödeyeceğiz. Çocuğun okul parasını ödeyeceğiz. Oradan oraya yetişeceğiz. Ben hep şey derdim. Hani bütün sene çalışıyorum, senede 15 gün tatil yapacağım diye. Öyle bir illüzyonda yaşıyoruz maalesef. Çünkü neden? İşte para bulmamız lazım, işte barınmamız lazım, olması lazım, olması lazım. Şimdi öyle ağır bir tüketim toplumuyuz ki, olduk ki, yani inanılmaz ağır bir tüketim toplumu olduk ki, ihtiyaçlar arttı. Halbuki aslında ihtiyacımız olmayan bir sürü şeyi de kullanmaya başladık. İhtiyacımız olmayan bir sürü şeyi alıp tükettiğimiz için. Algılarımızla da oldukça oynandığı için işte maalesef onun esiri oluyor. O zaman işte zamanda oydu, çadırda, çadır değildi, 15 gün izin vardı, bu böyleydi falan. Orası komple karışıyor. Yani orası daha başka kanallar açılıyor. Çünkü orada bir sanal gerçeklik içinde yaşıyorsun. Zamanım yok dediğinde. Halbuki zaman tamamen göreceli. Aslında zaman diye bir şey de yok. Ama orası ciddi bir boyut. Evet, yani çok ciddi bir boyut. Tamam, doğru, çok ciddi bir boyut. Ama yani orada bu hani demin zihin gücü dedik ama demedik hani zihin, hatta zihin o zamanın üstüne vardı. İşte çıktığın zaman o kader mader hepsi bir anda siliniyor. Senin kader dediğin olay bilmem ne hepsi. Yani o zamansızlıkla düşünebiliyor musun sen onu? Yani yeter ki o boyutlara çıkabilin. Ya, sonuna gelmek üzereyiz. Senin özellikle bahsetmek istediğin başka konular varsa illa cinsellik olması gerekmiyor. Bedenin kendini koruması için, bedenin doğru dikilmesi için, hani bu göğüs açılması da özellikle hani şey yaptık ya, benim kitabımda ön söz zaten Türkçe olmak kaydıyla ön söz. Senin kitabının adı neydi? Ben göstermiştim onu geçen programda bence. Ama. Bel ve boyun ağrılarından kurtulma yolları, Dorn metod ile öğren, uygula, dengelen. Hmm. Şimdi inşallah şimdi öbür kitap gelecek. Bu sene tamamlanmadan. Bunun hepsi kitabın üstünde yazıyor muydu ya? Tabii tabii yazıyor. Ama bel ve boyun ağrılarından kurtulma yolları. Çünkü neden bel ve boyun ağrısı? Aslında kitabın içine baktığında kitap benim kitap bir arkadaşım. Kitap çok güzel, ben okudum, harika. Çok, Allah süper razı olsun. Yani, herkes. Benim bir arkadaşım var, Esra şey yaptı. Kitabı böyle aldı benden 20, 30, 40, 50 tane böyle yapıyor. Arkadaşlarına veriyor. Oku da insan ol kitabı bu diye. Ya, o şekilde hediye etti. Çünkü içine baktığında gerçekten açıksan sen bedeni diziyorsun.
beslenmeni yapıyorsun, kanını temizliyorsun, zihnini temizliyorsun, geriye ne kaldı zaten? Bunlar olduktan sonra aslında hastalık zaten kalmadı. Orada daha çok hastalık üzerineydi. Şimdi bu enerjileri anlatmak istiyorum. Özellikle negatiflerin enerjilerinden yeni korunmak için. Yeni bir kitap hazırlıyorsun. Yeni bir kitap hazırlıyorum. Evet, yeni bir kitap hazırlıyorum. Kendimizi korumaya almak için ben şimdi İnşirah suresini tavsiye ediyorum ya. Şu göğüs açılması, panik atak ve omurga problemleri olanlara. Çünkü özellikle hani bu göğüs ve bel birlikte çalışıyor dedim ya. Fatiha suresini bedene yerleştirebilirler. Ha yap, nasıl o yerleşecek? Tamam. Şöyle, normal başladım. Tamam. Besmele'mi çektim. Burası birinci çakra. Buraya geldiğim zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyorum. İkinci çakraya geldiğimde Errahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim enerjisini buraya denk getiriyorum. Maliki yemidim. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Solar plexusumu aldım buradan. Aldım. Sonra devam et bir dakika. Sıratel en müstakim. Göğsümü aldım. Sıratel lezîn anam talehim gayril mağbûdî aleyhim ve reddâli. Şeyi sıratel müstakimi buradan alıyorum. Çünkü daha ben şey demiştim. Kafa, yuvarlak, mana, beden, sırat köprüsü burası. Evet. Yani burası sırat köprüsü. Bütün enerjilerde sırat köprüsü diye geçiyor. Yani sonuçta buraya dikkat etmek istediğim Rahman ve Rahim kelimesi buraya denk geliyor. Sırat-ı müstakim de buraya denk geliyor. Evet. Şey devam dönüyor. Yerleştirmiş olduğumuz zaman da muazzam bunlar... bunu yaptıktan sonra da hani bütün ışığı aldım. Kendi etrafıma çevirdiğim alanı otomatikman koruma enerjisine geçersin. Evet. Evet. Gerçekten yani her şeyi yapacak olan kendimiziz. Yeter abi, tabii, ki tabii, bunu tabii, bir şey tabii, yapalım. Tabii. Sevgili yönetmenim, sanıyorum 2 dakika falan mı kaldı? 3 dakikamız var. Sevgili halam var benim bir. Berin yurda da o. Ben de buradan ona öpücükler gönderiyorum. Kendisi 90 küsur yaşında, küsur diye geçeceğim. Çünkü kendisi yaşlı değil, yaş aldı öyle söylüyor. Ay, hakikaten maşallah. De her yerde seminerler veriyor ve birçok yerde paralel yaşamları anlatan bir kişi. Bana bir şey göndermiş, onu okumak istiyorum sana. Bu sabah gönderdi. Örümcek ağda takılı sineğe sorar. Seni kurtarması için yalvardığın Tanrı, benim öğle yemeğim için şükrettiğim Tanrı mı? Ne kadar çok şey var içinde değil mi? Muazzam. Muazzam. Yani muazzam, nasıl muazzam. Bir sistem? Müthiş evet. Bir sistem. Neden ben yemek, başka bir örümcek de yemek olabilir, başka bir sinek de yemek olabilir, o örümcek onu yiyebilir veya örümcek aç kalır. Yani bunların hepsi de işte onun ne olduğuna bağlı. Evet. Yani evet Allah aynı Allah evet. Ama nereden bakıyorsun? Sadece sistemi yaratıyor, hiç karışmıyor inan olsun. Yani sistemi yaratıyor ve beni seviyor, beni sevmiyor, bana kızıyor, öyle bir olay yok. O her şey zaten, her şey onun içinde. Yani bunu idrak etmek o kadar çok şeyi açığa çıkarıyor ki. Evet ama kolay olmuyor. Zor bir süreç ama yapacağız. Hepimiz yapacağız. Yapacağız inşallah. Uyanmamız gerekiyor. Arkadaşlar ne yaparsak yapalım. Ve yalnız çok şanslı bir bölgedeyiz. Hani İbni Haldun'un dediği gibi diyor ya aslında kader coğrafyadır diyor. Yani coğrafya kesinlikle. Kaderdir demiyor. Kader coğrafyadır. Çok muazzam bir ülkede yaşıyoruz. Muazzam, müthiş. Muazzam ötesi. Evet, yani bütün çok... uyanış buradan evet, olacak. Buradan. Negatifler kendi kendini yok edecek tüm dünyada. Çünkü bütün reptilyanın hepsi şu an buraya aktı sanki. Aktı. Hepsi aktı ama biz çok kuvvetli bir geçmişimiz var. Fakat neden var. Biliyor musun? Onlar da tekamül edecek onun için. Evet. Onlar da yani onlar da o birliğe doğru gidecekler artık. Evet. Pozitifi de negatifi de hepsi tekliğe doğru giderken bir şekilde gidecek. Bize ihtiyaçları var. Var. Var, kesinlikle var ve bizim hani en büyük biz onların hepsini biz birleştireceğiz biliyor musun? Bu da şimdi geldi. Evet evet insan olarak biz birleştireceğiz yapacağız. Onları. Biz kendimizi dengeye aldığımızda otomatikman bizle birlikte etrafımız zaten faydalanıyor. Evet. Yani ben dengeli bir insansam etrafım zaten mayalanmaya ve başlıyor. O bende birleşmeye evet, başlıyor. Bir tek bizde. Özgür ya bizde çünkü. Bizde yani, en muazzam varlıklarız. Ay evet, heyecanlandım şimdi. Evet. Ya yani düşünün ne kadar hakikaten harikayız. Ya bu beni de çok heyecanlandırıyor ama bazen diyorum ki acaba bende bir anormallik mi var? Hakikaten bir heyecan ve coşku içinde yaşıyorsun. Kendini hissettiğin zaman ne olduğunu. Ama onun adı coşku işte. Aslında haz orada evet. Zaten. Yani o ruhumuz şahane oluyor. Evet. Evet öyle. Canım çok teşekkür ederim.
bir zevk oluyor seninle. Böyle gene beklerim inşallah o kıymetli zamanından bir kısmını bize lütfen. İnşallah, estağfurullah. Çok teşekkürler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere efendim.